sevgili Başaklara gelsin sıra. Başak, çok zor bir haftada bu hafta. Zorlanıyor. Evet, çok zorlanıyorsunuz ki yıldızlar da ne kadar zorlandığınızı anlatıyor. Aşk bir, para iki, sağlık bir. Neden acaba? Şimdi maddi olarak çalkantılı bir dönem sizi bekliyor demişim. Şimdi Maddi çalkantıdan zorluklar mı var? maddi zorluklar var. Örneğin bir başak kadını erkek arkadaşına ya da bir başak kadını hayat arkadaşına maddi olarak yardım etmiş olabilir. Onun zorluklarını, onun sorunlarının ortadan kalkması için mücadele vermiş olabilir. Şu anda da siz maddi açıdan sıkıntıya, zorlanmaya ve probleme girmiş olabilirsiniz. Partnerinizin ya da eşinizin mali durumu, maddi durumu yerinde olmadığı için de yaptığınız yardımı geri almakta zorluk çekebilirsiniz ve şüphelere girebilirsiniz. Acaba ben kandırıldım mı? Acaba ben kullanıldım mı diye. Efendim, zaman tanıyın. Yaptığınız yardımı koşulsuz yaptığınızı, karşılıksız yaptığınızı ama gerçekten partnerinizin de imkanlarının kısıtlı olduğu için size yardımcı olamadığını görmeye çalışın. Suçlarsanız ilişkisi olanlar ilişkilerinde çok büyük kaoslara, dağılmalara, kopmalara neden olabilecek durumları yaşayabilirler. Özellikle aşk hayatınızda hayal kırıklıkları yaşamanız olası. Hem yaşayıp hem yaşatabilirsiniz. Bu dönem bence başak olup da yalnız olanlar çok şanslı. Öyle Bu mi? hafta. Çünkü neden? Hiçbir sorun yaşamayacak kadar kendi içsel dünyalarında dengeli ve düzenli olmaya, konsantre olmayı deneyimledikleri bir haftada olacaklar. Bekar başaklar mutlu. Bekar başaklar mutlu, ilişkisi olanlar vaktiyle yaptıkları yardımları başlarına kakarsa, onlara güvenmiyormuş gibi tavır ve davranış sergilerse, yanlış anlaşılırlar, bir daha bir araya gelemeyecekleri ayrılıkların olmasına neden olurlar. Ama biraz zamana ihtiyacı olduklarını değerlendirip partnerlerine sundukları desteği onların başlarına kakmazlarsa, ben senin için bunu yaptım, ben senin için bu Ya. fedakarlığı yaşattım, sen benim için ne yaptın gibi konuşmak mı? Bizim bir ilişkimizde şu anda maddi sorunlarımız olabilir. İlişkimizde tutku eksikliği olabilir. Biz problemler yaşıyor olabiliriz. Bu bir süreç. El ele vererek her türlü zorluğun ve yaşanmışlıkların, problemlerin üstesinden gelebiliriz. İçselleştirip partnerine de bu şekilde davranırsa Süper. ilişkilerinin asla çıkmaza girmesine izin vermeyecekler. Ama tam tersi davranırlarsa, çıkmaz yaşasalar daha iyi. Ayrılık, dağılma, bir daha kavuşamama. Sonra ben bunları nasıl yaptım diye psikolojik sağlığınızı bozma. Üzülme ve gözyaşı içerisinde kendinizi buhrana sokma. Karanlık duygular içerisinde içe kapanma. Geleceğe güven kaybetme. Kendinizi duygu ve beden olarak hasta etme durumunu yaşayabilirsiniz. Ama her şeyin başı maneviyat ve ben genelde Mars Plüto zorlayıcı etkileri olduğu vakitte hayatımdan gitmek isteyene kal demem. Bana haksızlık etmiş olduğunu fark ettiğim kişiye niye bunu yaptın demem. Destek olduğum kişiye ben senin için onu ettim bunu ettim demem. Bir Başak Burcu olsaydım her şeyi akışa bırakırdım, hayatın akışına. Direnç göstermezdim. O yüzden başaklara diyorum ki hayatınızı akışa bırakın. Hiçbir şey için direnç göstermeyin. Ne ruh sağlığınızı bozun, ne beden sağlığınızı bozun. Zaten sizler yapı itibariyle titiz, programlı ve planlı yaşamayı, yaşam biçimi yapmış olduğunuz için çıkmaz yaşadığınız durumlarda ve alanlarda da ciddi anlamda buhranlar yaşayabilir ve geçirebilirsiniz. Bu durumun doğrultusuyla da kendinizi mahvedebilirsiniz ama bunları yapmadığınız takdirde iş ve para hayatınızı güçlendirebilirsiniz. Yaşam enerjinizi yükseltirken daha çok işlerinize konsantre olabilirsiniz. Aynı zamanda şu anda evli olanlar, birlikteliği olanlar partnerlerine karşı
hiçbir şey söylemesinler. Hiçbir şey söylemeyerek, sakin olsun, sakinliklerini koruyarak ilişkilerini dengelesinler. Sağlıkları sağlıkta nasıl? Bak, bunu yapın, bunu yapmayın dedik ya. Yapmayın dediklerimizi yaptıkları takdirde akıl sağlıkları ve beden sağlıkları kilitlenebilir. Hı hı. Kas ağrıları yaşayabilirler. Depresyon yaşayabilirler. Aman dikkat. Bu hafta spotumuz sizlere. Ben değerliyim. Her türlü zorluğun üstesinden gelebilirim demeyi ihmal etmeyin efendim.